Selamlar herkese. Bir Smart Rehber videosunda daha beraberiz. Bu bölümde Baba Yaga'yı anlatacağım. Yeni çıktı bu tanrı. Sezon 7'de çıktı. Slav mitinden sihirbaz menzilli bir tanrı olan Baba Yaga. Alan kontrolü, sustain ve işlevsellik bakımından iyi. Ama sağlam bir kitle kontrol yeteneği yok. Ve özellikle oyun başında mana sorunu yaşayabiliyor. Yani kitle kontrol dediğimiz, yani sağlam bir kitle kontrol dediğimiz daha doğrusu şunlardan bahsediyorum. İşte stun atar, yerine sabitler vesaire. Yani rakibin hızını azaltıyor, yavaşlatmalı vesaire kitle kontrolleri var. Ama onlar pek yeterli değil yani. Ama işlevsel bir tanrı bu. Yani saf tam bir hasar yok. Hani şöyle iki tane, üç tane skill atayım, öldüreyim vesaire. Bu tarz bir şey değil bu. Yani işlevsel bir şekilde takımınızı destekleyici bir şekilde oynamanız gerekiyor. Hani full AP, full yetenek gücü eşyaları alıp da oynamanız tabii eğlenceli olabilir. Ya sonuçta iki tane iksir atıyorsunuz mesela, bir tane de düz vuruyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz ama yine o istediğiniz can azaltmasını yapamıyorsunuz yani. İstediğiniz hasarı veremiyorsunuz. Bu yüzden tank eşyaları almanızı birkaç tane yetenek gücü eşyasıyla beraber tercih ediyorum ben. Destek ve solo rollerinde tabii daha iyi oluyor. Mid'de oynamak yerine. Baba Yaga'nın pasifi şu. Evet, bu arkadaş. Böyle bir kulübesi var Baba Yaga'nın. Pasifinin adı da Sürünen Kulübe. Şimdi kulübe hareket ettikçe ve düşmanın yakınındayken enerji toplar. Mesela şuradaki Odin'den enerji topluyor, gördüğünüz gibi mor bir şey var. Bu da yaklaştıkça ondan da topluyor bu arada. Yani sadece bir taneden değil, iki veya işte daha fazla düşmandan da aynı anda toplayabiliyor. Baba Yaga bu kulübenin yakınındayken bu enerjiyi kullanabiliyor. Bu enerjiyi nasıl kullanabiliyor? Şöyle kullanabiliyor. Yüklenen eşyaları varsa eğer Baba Yaga'nın, yani almamışım şimdi ama hemen alayım da. Ya mesela büyücü asasını alalım. Şu an yükü mükü yok ama ben eve yaklaşıyorum, bakın nasıl artıyor. Şu pasif resmindeki orada bir mor bir şey doluyordu. Bakın hala doluyor. Yavaş yavaş doluyor bu düşmanlardan yük topladıkça. İşte onu harcıyoruz biz. Şu an kendi kendine 20 yükü oldu mesela. Yakınına geldikçe evin bize de veriyor, arttırıyor. Peki yüklü eşyalar almadık diyelim. O zaman ne olacak? O zaman da şu oluyor. Eğer yüklü eşyalarınız yoksa, yani dolacak bir eşyanız yoksa, onun yerine size yük vermesi yerine size can veriyor bu kulübe. Bu pasif erken oyunda alınan eşyanın yükünü arttırdığı için, yani her oyun her safhada arttırıyor da hani erken oyunda arttırması biraz daha iyi. Çünkü yüklü eşyalar ne kadar yüklendikçe o kadar güçlü oluyor haliyle. Ve erken oyunda en ufak bir güç artışı bile sizi bayağı bir öne geçirebiliyor. Yani özellikle erken oyunda çok iyi iş yapıyor. Yani yüklü eşya almasanız bile canınızı dolduruyor. Sustain özelliği iyi demiştim bu tanrı için. İşte bu yüzden sustain özelliği bakımından bayağı iyi bir pasif. Evet, Baba Yaga'nın değişik yetenekleri var. Onlardan biri de, pasifi de aslında değişik de, onlardan bir diğeri de diyelim o zaman. Birinci yeteneğimiz, birinci yeteneğin adı cadı işleri. Rastgele 4 tane farklı işareti var bunun. Mesela şu an şu pasif şeyinin resminin üstünde gösteriyor, oval şeklinde. Yani sıradaki skill şeyimiz, skill alanımız oval şeklindeymiş. Ve yanında da hareket hızımızı, bizim hareket hızımızı arttırdığını gösteren bir küçük simge var. Bot simgesi var. Yani bu diyor ki oval şeklinde atacağım bir sonraki yeteneğini ve hareket hızını arttıracağım burada hareket edenlerin. Göstereyim. Attık. Hareket hızımız artıyor bunda. Daha hızlı oluyoruz. Biz ve takım arkadaşlarımız. Bunu rakibe attığımızda rakibi debuff özelliği kazandırmıyor. Sadece hasar vermiş oluyor. O yeteneğin hasarını vermiş oluyoruz. Sıradaki mesela ters ile sol köşesi olan, bu da yavaşlatıyor. Şimdi ben bunu Odin'e atarsam hem hasar yiyecek, hem de Odin yavaşlayacak. Üstünden yürüse bile, hasar almasa bile yavaşlıyor. Bunun üstünden geçmesi yetiyor yani yavaşlaması için. Hem de hasar almış oluyor. Sıradaki yine ovalmiş ve zırh simgesi var. Bu zırh simgesi bizim ve takım arkadaşlarımızın zırhını arttırıyor. Bakın 100 oldu, 83 oldu büyü ve sihirli korumam. Dışarı çıktığınızda 65'e 48'e düşüyor. Yani bayağı iyi.
Yine bir oval çıktı. Bu ovalde yine aynısı çıktı aslında. Bu da yine zırhımızı arttırıyor. Aa, şimdi yine şundan çıktı. Yani böyle rastgele. Hepsi rastgele çıkıyor. Şimdi hareket hızı veren oval çıktı. Şimdi ilk defa tersliğe çıktı sağ köşesi olan. Bunu da böyle atıyoruz. Yine bu da yavaşlatmalı çıkmış. Hem hasar veriyor hem yavaşlatıyor. Hani böyle karışık. Heh, şunu göstermek istiyordum. Bir tek bu kalmıştı. Bir de böyle Y şeklinde var. İkiye bölünebilen. Bu da yine zırhımızı arttıran bir şey. Heh, şu da hiç çıkmamıştı. Bunu da göstereyim. Bu da rakibi susturuyor. Oval şeklinde. Ve gördüğünüz gibi saat yönünün tersi yönünde patlıyor. Yani bununla aynı iki tane hasar verebilirsiniz rakibe. Rakip dibinizde diyelim. Bu hem böyle gidip gelirken bir iki tane vuruş olabiliyor. Biraz fazla anlattım ama bu kombinasyonları da göstermek istedim aynı zamanda. Yani ne var burada? Bizim hızımızı arttıran özellik var. Rakibin hızını azaltan özellik var. Bizim zırhımızı ve büyü direncimizi arttıran özellik var ve ne kaldı başka? Yani rakibi susturan özellik var. Bir de 4 tane farklı şekil var ve bunlar rastgele geliyor. Sonraki atacağınız yeteneğin ne olduğunu da pasif simgesinde şu kulübemizin üstünde görebiliyorsunuz. İkinci yeteneğimiz babanın formülü. 3 farklı etkiye sahip malzeme ile iksir üretiyor ve belirlenen alana fırlatarak hasar veriyor. Kullanılan malzemeye göre rakibi yavaşlatıyor, gücünü azaltıyor ve saldırı hızını azaltıyor. İksir slotu boşsa, ki benim şu an boş, bu yeteneği kullanıp iptal edersek eğer o iksir slota geliyor. Yani atacağımız iksir slota geliyor. Bir sonraki şeyde mesela şöyle göstereyim. Bakın şimdi aktifleştirdim, elimde yeşil bir iksir var. İki tane farklı şeyle yapılmış. Dört tanesi yeşil, bir tanesi mavi. Onların da ne olduklarını söyleyeceğim birazdan. Şimdi ben bunu atmazsam, iptal edersem, mouse'un mesela benim sağ tuş, iptal etme tuşu. İptal ettim ve iki slotuma geldi. Şimdi ben mesela bu yeteneği attım diyelim. Bakın bu sefer farklı bir iksir geldi. Ama ben buna bu sefer farklı bir iksir geldi. Yani her aktifleştirdiğimizde bu yeteneği farklı bir iksir gelecek. Ama mesela bunu iptal edersek slota gelmiyor. Daha doğrusu iptal de edemiyoruz şu an. Bunu attığımızda işte hasar veriyor ve etkileri gösteriyor. Ve bakın şu yeşil iksiri hala slotumuzda. Ben yeşil iksiri atmak istiyorsam eğer C'ye basıyorum. Hem bekleme süremde bir değişme olmuyor. Yani bakın ikinci yeteneğimde bir değişme yok. Aynı anda hem C'deki iksiri kullanıp hem ikinci yeteneğimi böyle ard arda kullanabilirim. Bu iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Mananızı veya işte bekleme süresine girmeden, mananızı da harcamadan base'de hemen bunu şöyle aktifleştirebilirsiniz. Base'deyken mesela bunu böyle yaptınız. Ne bekleme süresine girecek koridorda tekrar, ne de mananızı harcayacak. 80 manaymış son şeyde, seviyede. Böyle bir stratejisi var bunun da. Yani ne zaman base atarsanız eğer iksir slotunuz boşsa bunu yapın. Kırmızı olan iksirin gücünü arttırıyor. Yani daha fazla hasar veriyorsunuz. Mavi olan yavaşlatmayı arttırıyor. Yeşil olan ise saldırı hızını azaltıyor rakibin. Ya mesela bizde 3 tane yeşil var. Yani bu yaptığımız iksir, şimdi atacağımız bu iksir rakibin saldırı hızını azaltacak. Ya diğerleri de oluyor tabii ama hani böyle daha fazla bir asıl saldırı hızı azaltmaya yönelik bir iksirimiz oldu. Mesela şu C'deki mavi bir iksir. Bunda da 3 tane şey var. Mavi malzeme var. Yani rakibi çok fazla böyle yavaşlatıyor gördüğünüz gibi. Yani birinci ve ikinci yeteneği anlattım. İşlevsellik bakımından aslında güçlü bir karakter olduğunu ama rastgele şeyler geldiği için bir bakıma da biraz duruma göre şansınızın iyi olup olmadığına da bakıyor bu. Üçüncü yeteneğimiz fırla. Baba Yaga havanın içine girer. Yani şu altında bulunan şeyin, tencere tarzı şeyin içine giriyor. Hasar azaltma kazanıyor ve yere serme koruması kazanıyor. Bir saniye sonra patlıyor. Baktığı yöne doğru atılıyor. Patladığı alana hasar veriyor bu arada. Bu yetenek kaçmak ve kovalamak için kullanılmasının haricinde koridor temizlemek için de kullanılır. Ya şimdi göstereceğim bunu. Şöyle bir alanı var. Yani böyle bir alanda patlayıp ileri atılıyor. Yani kaçıyor veya kovalıyor yani. Böyle bir kaçış skili bu.
Aynı zamanda böyle bir alana da yine patlayıp hasar verdiği için minyonların ortasında bunu kullanıp minyon temizleyebiliyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ileri doğru bayağı bir atladık. Ve o patladığımız yere de hasar verdi. Şurada şunların üstünde göstereyim. Dikkat edin bu arada. Nişan alma olayı mesela. Şimdi ben böyle çok ileriye doğru atlayabiliyorum. Tamam. Ama ileriye doğru hedef aldığım için atlayabildim. Mesela böyle dibime yapınca dibime atlamış oluyorum. Atlarken hasar vermiyorsunuz. Siz zaten atladıktan sonra o önceki yere hasar verdiği için, sizin atladığınız yere bir hasar vermediğiniz için, hani eğer kaçıyorsanız vesaire veya hasar çıkartmak için de adamın dibine yine atlamayın. Eğer kaçıyorsanız ileriye doğru kaçın. Adamın dibine atlamayın. Şöyle yapmayın yani. Baba Yaga'nın dördüncü yeteneği yani ultisi evim tatlı evim. Şu kulübesine giriyor Baba Yaga ultiyi aktifleştirdiğinde. Kulübesinin çarpı içine giriyor. Çevredeki düşmanları iterek hasar veriyor. 8 saniye boyunca kulübede kalabiliyor. Ve kulübenin içindeyken 4 kere belirlediği alana ateş topu fırlatıyor. Bu top ilk hasarından sonra ek olarak rakibi takip ederek 0,4 saniyede bir hasar veriyor. Ayrıca Baba Yaga kulübeye girince can kalkanı kazanıyor. Bunu da hemen göstereyim. Mesela şuradayız. İki tane rakibin yanındayız. Çağırdık. Rakibimizi ittik. Ve şöyle işte ateş topu atıyoruz. Bu ateş topu rakibi kovalıyor gördüğünüz gibi. Hem patladığında attığımızda hasar veriyor. Hem de rakibi kovalarken 0,4 tane de bir hasarı verdi. Aynı zamanda bize dayanıklılık da kazandırıyor. Can kalkanı veriyor bize. Evet, Baba Yaga rehberimiz bu kadardı. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İtem tercihlerini vesaire pek hani yeni çıktığı için karakter tam olarak hakim değilim. Bu yüzden anlatırken de biraz sorunlar yaşadım. İleride oynanış videoları vesaire çekeceğim için yine o zamanlar itemlerden vesaire değinirim. Oynanıştan biraz daha iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde bahsedebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım yararı dokunmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.